Kastamonu layıkasını tekrar okudum ve doğrusu aradığım cevabı büyük ölçüde buldum. Daha doğrusu şahsen benim veya umumen düşünen, benim düştüğüm ve diğer arkadaşların da düştüğünü zannettiğim bir hatayı fark ettim. Ve o hatanın kendi ömrüm boyunca telafisine çalıştım. Dolayısıyla layıkalardaki mektuplar sadece belli bir dönemde üstadla talebeleri arasındaki iletişimi ifade etmiyor. Aynı zamanda 70-75-60 sene artık Barlı Layıkası belki de daha uzun bir süre sonra bugünlere dahi ışık tutan önemli hizmet prensipleri içeriyor. Dolayısıyla benim bugünkü sunumum o prensiplerin bugün de geçerli olduğu varsayımına dayanıyor. Layıkaların, Kastamonu Layıkası da başta olmak üzere, layıkaların dört türlü ilişkiyi düzenlediğini, daha doğrusu bu ilişkilere dair rehber ilkeler sunduğunu görüyoruz. Bu ilişkiler neler? Bediüzzaman ile risaleler arasındaki ilişki, Bediüzzaman ile talebeleri arasındaki ilişkiler, talebelerin kendi aralarındaki ilişkiler ve talebeler ile Risale-i Nur arasındaki ilişkiler. İlişki meselesi önemli çünkü seküler ya da dini bir hareketin, bir çabanın, bir gayretin, bir grubun mahiyetini anlamak istiyorsanız ilişkilere bakmanız lazım. İçindeki mensuplar arasındaki ilişkilere bakmak gerekiyor. Eğer İslamilik iddiasındaki bir hareketle karşı karşıya isek, o hareketin ne kadar İslami, ne kadar Kur'an ve sünnete uygun olduğunu da yine o grubun içerisindeki ilişkiler bize büyük ölçüde ifade ediyor, gösteriyor. Ben geriye kalan süre içerisinde dilimin döndüğünce bu dört ilişki saydık ama bunlardan bir tanesinin yani Nur talebeleri ile Risale-i Nur metni ya da kitaplar arasındaki ilişkileri Kastamonu layıkasında biraz sonra hızlı bir şekilde alıntılayacağım. Tahminen hepinizin hatırlayacağı o tespitler ışığında bakmaya çalışacağım. Şimdi efendim sayfa numarası olarak bende var. Şunu biliyoruz zaten. Risale-i Nur, Üstad Risale-i Nur'u bir şahıs, manevi bir şahıs olarak. İnsanlardan, bireylerden bağımsız, sanki bir hayatiyeti olan, ruhu olan, konuşan, kendi başına hareket eden bir şahsiyet olarak ele alıyor. Dün yukarıda bir nebze Vesnami abinin tebliği vesilesiyle müzakere ve mübahase etmiştik bu cemaat meselesi. Bununla ilintili, ilişkili. İnşallah oraya da dilimin döndüğünce birkaç kelimeyle temas etmeye çalışacağım. Alıntılar, sayfa 11. Bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risaletin Nur. Risaletin Nur'un heyet-i mecmuası, sair şahsi büyük mürşitler gibi kendine muvafık ve hakikat-i ilmiye münasip olarak birkaç nevide ve bilhassa hakaiki imaniyenin isharında, intişarında azim kerametleri olduğu gibi. Yani çıkartın Risale-i Nur'u bir şahıs ismi koyun, mesela Şeyh Şaban-ı Veli gibi çok güzel oturuyor ama burada Risale-i Nur'a veriyor bu mürşitlik makamını. Sayfa 15, Risaletin Nur kendi kendine, bunun altını çizmek gerekiyor çünkü kendi kendinelik önemli. Kur'an'ın himayeti ve hıfz-ı Rabbani altında, kendi kendiliğin hani maddi anlamda, tabi anlamda bir kendi kendilik değil, Kur'an'ın himayesi ve Rabbani bir hıfz altında olduğunu söylüyor. Hıfz-ı Rabbani altında intişar ediyor. İmam-ı Ali iki defa sırren sırren demesi işaret eder ki, perde altında daha ziyade feyiz ve nur verir. Bir iki tane daha, Risaletin Nur gittikçe parlak, harika, harikane, fütuhat-ı imaniye yapar. Kendi kendine inşallah her görenin kalbinde yerleşir, muannitleri susturur. Bir son, Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür olsun ki Risaletin Nur kendi kendine tevessü ediyor, genişliyor, yayılıyor. Her tarafta fütuhatı var, ehl-i dalaletin hileleri onları durdurmuyor. Şimdi sadece Kastamonu layıkasında değil, Emirdağ layıkasında da benzer ifadeler var. Onları tekrar etmeyeceğim. Hemen hemen aynı şeylerle Risale-i Nur, Risale-i Nur kendi kendine intişar ediyor. Muhtaç olanlara kendini okutturuyor diyerek. Şimdi bu alıntılar ve bu alıntılardaki kendi kendine intişar etmesi, kendi kendini okutması,
Risale-i Nur talebeleriyle Risale-i Nur arasındaki ilişkilere dair önemli bir bize prensip sunuyor. Nedir o prensipler? Anladığım kadarıyla hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışayım. Biraz tunturaklı bir ifade olacak ama Risale-i Nur'un sosyolojisi değil, ontolojisi önce gelir. Yani Risale-i Nur'un ontolojisi sosyolojisinden önce gelir. Yani Risale-i Nur kişiler etrafında örgütlenen bir hareket, bir hizmet değil, kitaplar etrafında örgülenen, kitaplar yoluyla genişleyen ve kitapların herhangi bir öğretmene ya da hocaya ihtiyaç duymadan muhtaçlara seslendiği bir hizmettir. Bizim çok alışık olduğumuz, hani hava gibi, evet canım bundan başka türlüsü nasıl olur dediğimiz şey aslında bu topraklar için, bu topraklardaki, sadece bu topraklar değil aslında İslami gelenek içerisinde ana akıma çok da uymayan garip bir yöntemdir. Benzeri var, Mesnevi belki hani ekolünden bahsetmek mümkün ama ayrı bir tartışma konusu ve araştırma konusu. Yine Mesnevi Nuriye'nin bir hocası mutlaka oluyor. İşte sırları var, onun o sırlarını anlatan bir takım hocalar ya da alimler söz konusu olabiliyor ama Kastamonu layıkasında olsun, diğer layıkalarda olsun, Üstad Risale-i Nur'un umumen büyük ölçüde hocasız, herhangi bir yardım olmadan herkesin anlayabileceğini, meselelerini idrak edebileceğini söylüyor. Anlayamadığı yerde de zaten medreseleri ya da dershaneleri bize örnek olarak, adres olarak gösteriyor. Bu noktada kendi kişisel maceramı da söylemek isterim. Hasbelkader 14-15 yaşlarında Risale-i Nur'u tanıdığım zaman abim vasıtasıyla beni resmen hani kayıkla götürüp denizin ortasında denize atmaları gibi elime tahmin ediyorum lemalardı. Lemalar kitabını verdiler ve oku dediler. Ben anlamıyorum dedim. Sen oku dediler. Hiç önemli değil. Ve ben lemaları okudum. Mektubatı okudum. Sözleri okudum. Ve o sırada kendimde doğrusu şöyle bir şey vardı. Ben anlamıyorum ama okuyayım. Aslında hiç de anlamıyor olmadığımı şualara, ikinci şuaya gelip de tosladığım zaman anladım. Dedim ki kitabı koydum. Ben dedim bunu anlamıyorum. Bırak dediler o zaman onu. İkinci şuaya geç. Efendime söyleyeyim devamını oku. Yani 14-15 yaşında aklı bir karış havada maddi pozitivist eğitimden geçmiş bir insanın doğrudan doğruya kitaplarla muhatap olarak Risale-i Nur'u tanıma anekdotudur bu. Ve bunun tekil bir örnek olduğunu zannetmiyorum. Hepimiz, birçoğumuz benzeri şeyleri yaşamışızdır. Evet, Risale-i Nur hizmeti Bediüzzaman'ın öngördüğü şekilde hem onun hayatı boyunca hem de ondan sonraki dönemde, onun ahirete intikal ettiği dönemden sonraki dönemde hocasız, öğretmensiz bir şekilde kitaplar etrafında örgülenmiştir. Örgütlenmiştir değil, örgülenmiştir. Bireyler ikinci planda kalmıştır ve hala öyledir. Bir Risale-i Nur dershanesine gittiğiniz zaman önce kitaplar dikkatinizi çeker. Oradaki insanlar eşit bir şekilde kitaplara eşit mesafede durmaktadırlar. Bir kişi kitapları okur ama o Risale-i Nur'un hocası olduğu için değil, hasbelkader, sesi güzel olduğu için, bir takım kelimelerin anlamını daha iyi bildiği için ve orada kalıcı değildir. Bir başkası gelip bir sonraki haftada o dersi rahatlıkla yapabilir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın kendi sağlığında, bizzat kendisinin dahi metinlerin, kitapların önüne geçirilmemesi yönündeki gayreti meyvesini vermiş ve bugün de bu hizmet yöntemi halen devam etmekte. Kitaplar öncelikli olarak hizmetin merkezini, odağını teşkil etmektedir. Ve Risale-i Nur'a çok büyük görevler düştüğünü, hani biliyorsunuz bin yıllık bir kaleyi tamir etmesi, bin yıllık bir yarayı ya da tamir etmesinden bahsettiği kısımları biliyorsunuz. Efendim burada peki tamam kitaplar kendi kendine tırnak içerisinde intişar ediyor da insanlar ne yapacak, bireyler ne yapacak dediğimiz zaman benim Adıyaman sempozyumunda olduğu gibi burada da referans noktam ikinci şuadaki hani bir zaman tosladığım ikinci şuan aslında çok büyük bir Risale-i Nur'un demir leblebi ama Risale-i Nur'un tefekkürî metodolojisi noktasında çok önemli bir yer olduğunu düşündüğüm ikinci şuada verilen
üç örnek, yani cüz'iyatın simasında Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin tefekkür edilmesi, temaşa edilmesi noktasında üç örnek, üç cüz'i örnek. Birisi rızık, ikincisi şifa, üçüncüsü hidayet. Bu çok önemli. Hidayet için çalışmak ile hidayetin verilmesi arasındaki sonsuz mesafede aslında Risale-i Nur talebesi gerçek hidayet verici olan Hadi Hakiki'yi bilir, tanır. Kendi çabasının sadece bir fiili dua olduğunu, bir kendi namına bir kulluk olduğunu, bir hizmet olduğunu ama nasıl ki sebepler sonuçları vermiyor, kendi çabasının da doğrudan doğru hidayeti determinist bir şekilde vücuda getirici haşa bir şey olmadığını bilerek hizmet eder. Buna dair üstadın çok sayıda biliyorsunuz şeyi vardır. Hani bizim vazifemiz tebliğdir. Hidayet vermek, tesiri halk etmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Kabilinden birçok alıntısı olduğunu, söz ifadesi olduğunu biliyoruz. Şimdi burada kaç dakikamız kaldı Sayın Başka? Dört dakikada. Peki. Birkaç noktaya kısaca temas etmek gerekiyor. Son derece önemli gördüğüm bir şey. Bu alıntıların hani bizatihi sonucu olmasa bile onların işaret ettiği, tamamladığı ve bir bütün halinde ahenkli bir Risale-i Nur'un yöntemi noktasında, hizmet yöntemi noktasında bize işaret ettiği şeyler var. Bir tanesi şu, Risale-i Nur hizmeti kendi içerisinde hiçbir ölçekte, irili ufaklı, hiçbir şekilde, hiçbir iktidar ve güç odağı barındırmadığı için dış dünyada da, siyaset ve dış dünyayla muhatap olduğunda da herhangi bir iktidar peşinde, bir konum, statü, maddi ve manevi bir güç peşinde koşmaz. O da iyi bir ölçektir. Yani bir hareketin kendi içerisinde bir hiyerarşi varsa, iş bölümü adı altında küçük irili ufaklı işte müdür, müdür yardımcı, şef, yani amir ya da işte hoca, kalfa, çırak birçok nevden statüler varsa bunun daha geniş dairede aslında iktidar peşinde koşabileceğine dair çıkarımlar yapmamız gayet mümkündür. Risale-i Nur'da böyle bir şey yok. Çok saf anlamda hem teorik hem de üstadın hayatı boyunca uygulamada hem de daha sonra gelen gelenek içerisinde bir iktidar yoktur ki paylaşılsın. Bir maddi manevi menfaat yoktur ki kıskançlık ve rekabet içine düşsün insanlar. Bazı yerlerde hırsı sevaptan bahsediyor. Ona ilişkin de biliyorsunuz ilaç kabilinden, çare kabilinden şeyler söylüyor. Burada bizim anladığımız anlamda bugün maalesef zihinlerimize yerleşmiş olduğu şekliyle bir cemaat kurma peşinde olmadığını anlıyorsunuz üstadın. O cemaat dediği yerde ümmeti kasteder, şahs-ı manevi dediği yerde kitapların oluşturduğu bir şahs-ı maneviden bahseder. Risale-i Nur talebelerinin bir şahs-ı manevisi de vardır ama bu bireylerden bağımsızdır. Biz onun ancak bir uzvu olabiliriz. Dolayısıyla da bireylerin, fertlerin, talebelerin kendilerine çok fazla şey vehmetmemelerini sonuç veren bir hizmet yöntemiyle karşı karşıyayız biz. Tamamen uhrevi, tamamen manevi, tamamen imani olan ve hizmete dayanan, sonuçlarla ilgilenmeyen, kendi gayreti, himmeti, duası peşinde koşan insanların hizmetinden, yaptığı hizmetten bahsediyoruz. Dolayısıyla tekrar olacak ama herhangi bir hiyerarşi yoktur, kardeşlik vardır. Kendi hayatı boyunca kendini dahi bu prensibin dışında tutmamış, Risale-i Nur talebesi olarak kendisini biliyorsunuz zikretmiştir. Yani müellif olduğu zamanlarda ki işte diyelim ki ünvanı ya da statüsü dışında ben de bir Nur talebesiyim, ben de kardeşinizim diyerek bu ilişkiye dair önemli bir ilke ve uygulama koymuştur. Evet, zil çaldı. Bir iki dakika daha rica edeyim. Kastamonu'yla arkasında dün Paksu abi burada mı bilmiyorum. Güzel bir sunumu vardı. Evet, teşekkür ediyorum kendisine. Hitap şekilleri var. Nur Santrali, Gül Fabrikası, efendime söyleyeyim, Nur İskele Nazırı gibi. Çok latif, hani bize böyle teberrüken söylenmiş gibi gelse de çok önemli yöntem noktasında hakikatler barındırıyor bu. İhtisas, hani iş bölümü vardı ya, iştirak-ı amali, uhreviye cinsinden. Bir ihtisası, belki mizaçlar noktasındaki farklılıkları vurgulamak üzere yapılmış, çok incelikli, çok keramet kerane aslında bir üsluptur bu.
Tekrar ediyoruz ama bir hocalık yok, bir talebelik yok, şeflik yok, imamlık yok, çeşitli mertebelerde imamlık yok. Yani kıtalar imamı, ülke imamı, işte küçük küçük herkesin imam olduğu bir evren değil Risale-i Nur. Herkesin talebe olduğu, herkesin kardeş olduğu. 80 yaşındaki Nur talebesinin bile hürmeten abi diye seslenildiği bir mana ikliminden bahsediyoruz. Risale-i Nur'un keramet kerane hizmet görmesinin en önemli sırlarından birisinin de bu kardeşhane, hiyerarşisiz, eşitlikçi ve kitaba dayalı hizmet yöntemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok şey var söylenecek ama şimdilik iktifa edelim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.